Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kent Araştırmaları Merkezi, Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı projesi kapsamında yeniden dizayn edilen Tarihi İpekçilik Mektebi binasına taşındı. Kentin yerel arşivi ve kültürel mirasını bünyesine bulunduran merkezde tarihi gazeteler, kitaplar, belgeler ve fotoğraflar Antalyalılara da paylaşılacak. 2006 yılında kurulan Kent Belleği Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin Antalya'nın kent belleğini yaşatma ve kent hafızasına sahip çıkarak gelecek nesillere aktarma vizyonuyla kapsamlı genişletilerek Kent Araştırmaları Merkezi'ne dönüştürüldü. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığına bağlı Kent Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Doktor Evren Dayar, Türkiye'nin en önemli yerel basın arşivine sahip ve Antalya'ya ilişkin tarihi dokümanları barındıran bir merkeze sahip olduklarını belirtti. Antalya Gazetesi'nin nüshalarını bu kaligraflarda koruyoruz. Bunları dijitalleştireceğiz ve araştırmacıların kullanımına yukarıdaki araştırma salonlarında açacağız. Araştırmacılar bu gazetelere dokunmayacaklar. Dijital nüshalar üzerinde çalışacaklar. Bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapacak, kentlilik bilincine katkı sağlayacak merkez, Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı projesi kapsamında yeniden dizayn edilerek Tarihi İpekçilik Mektebi binasına taşındı. Merkez fotoğraf arşiviyle de Antalya'nın tarihine ışık tutuyor. Antalya Belediyesi'nin ilk müstakil binası. Antalya Belediyesi 19. yüzyılın ortalarında kuruluyor. Hükümet konağında faaliyet gösteriyor ama 2. Abdülhamit döneminde yüzyılın sonlarına doğru bugün kapalı yol olarak bilmiş olduğumuz bu yolda müstakil binasına taşınıyor. 1932 yılında yapılan tarihi bina daha önce yıllarca Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı binası olarak hizmet vermişti. Eski, şurada görmüş olduğunuz...